Önce kredi kartlarına bakalım. Niye? Çünkü insanlar hadi evlendiler veya işte zaten sadece nasıl geçinecekler? Sadece evlendiklerinde değil. Sonrasında da şimdi muhtemelen herkes kredi kartına sarılmış durumda. Niye bugün haber? Çünkü kredi kartı harcamasında bir haftada bir rekor geldi. Her tarafımız zincirler. Ne kredi kartı abi ya. Borç var. Borcun üzerine borç verirler mi? Sıkışınca kartlara sarılıyor herkes. Ondan sonra da onu öderken nasıl ödeyeceğiz? Çaresizlikte her şey yapılabilir. Herkes geçinmekte çok zorlanıyor. Geçinmek zor. Nakit bitince kredi kartından harcıyor tüketici. Kartla yapılan harcamalar da rekor kırdı. 6-13 Mayıs'ta Türkiye'de 63 milyar 700 milyon lira karttan harcandı. Nakite sıkışan tüketici mecburen en kolay çözüm yolu olan kredi kartına sarılıyor. Ama kredi kartı borcu ödenmedikçe tüketici yüksek faizle karşı karşıya kalıyor. Borcu katlandıkça katlanıyor. Maalesef. Nakit olmadığı için kullanıyoruz mecburiyette. Ben bakkal işletiyorum. İki tane vardı. Birisi gitti. Bu da herhalde gidecek. İki tane bankada şu anda borç şeylerimiz var. Borcumuz var. Hepsi bir de katlanmış yüz üste. Hepsi icralık. Ağustos 2021'de %19 olan faizi Merkez Bankası kademeli olarak %14'e düşürdü. Ancak o indirimler kredi kartı ve gecikme faizlerini yeterince düşürmedi. Buna rağmen tüketici cepte nakit olmayınca faizi göze almak zorunda kalıyor. Nakit olmayan bir insan için hazır olmayan parayı harcamak kolay ama ödemesi zor yani. O da çok sıkıntılar yaratıyor ödenmediği için. Limit arttın tabii bulunuyorsun ama gelmiyor. Bir daha borçlanıyorsun, onu kapatıyorsun mesela falan öyle gidiyor mevzu. Daha kötüye gidiyor. Kart ödememeye, hiç ödememeye gidiyor. Borcunu borçla kapatmaya çalışan tüketicinin limit arttırım talebi de bankalar tarafından reddediliyor. Dövizdeki artış ve yüksek enflasyon tüketicinin cebindeki yangının sebebi. Üstelik düşeceğine dair umut da yok. Merkez Bankası Mayıs ayının piyasa anketini açıkladı. Dolar beklentisinde de enflasyon beklentisinde de artış var. Yıl sonu dolar beklentisi 16 lira 85 kuruştan 17 lira 57 kuruşa yükseldi. Bugün dolar 15 lira 97 kuruşu. Euro ise 6 ay sonra ilk kez 17 liranın üstünü gördü. Günü ise düşüşle kapattı. Nakiti de çeviremediğimiz için mecburiyetten kredi kartı kullanıyoruz. Ya insanlar borçlanıyor, başka türlü dönemeyecekler. Mecbur kredi kartına yükleniyorlar.